Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Stüdyo Leyza Pozitif Reklam ve Miraç Çakmakçı Kundur Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Eski Edirne Asfalt Yol Üzeri Miraç Kundura tesislerinden yayını gerçekleştiriyoruz. Evet, şu anda yanımızda yine çok değerli bir sevdiğim bir abimiz var. Hem Karadeniz eniştesi kendisi. Böyle maşallah çelik gibi çalışkan, cesur bir eniştedir yani. Soracağız, nereden evlidir, kimdir, memleket neresi, ne işle uğraşıyor? Sözü de fazla uzatmazdan bir hoş geldin diyelim, sohbetimize başlayalım. Evet, hoş geldin. Safaları getirdim. Nasılsınız? İyidir, iyiyiz. Teşekkür ederim. Sizler sormadı. Allah'a şükür. İyiyiz. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Artık evet. Dünyanın her yerinde izleneceksin. Bir sürü sevdiklerim var. Sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Abiklerde oturuyoruz. İsim soy isim. Remzi Akgün. Evet. Abiklerde oturuyoruz. Buranın yerlisiyiz. Evet. Edineliyim. Trakyalı. Trakya Edineli'sin. Rize'den evliyiz. Rize'nin neresinden evlisin? Ambarlık. Gittin mi Ambarlık'a? Çok gittim. 4-5 sefer gittim. Evet. Nasıl, beğendin değil mi oradan? Oho, çok güzel. Kimin damadısın orada? Yani izleyenler açısından, aydınlanması açısından onlar da kimin damadı olduğunu öğrenmiş oldu. Türklerden evliyim. Kimin, kaybeder mi ismini? Sabri Türüt. Sabri Türüt. Evet. Kendisi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Nasıl, beğendin mi? Zumaraları beğendin değil mi? Tabii, o çok güzel. Nerelere gittin örneğin Rize'ye, Ilıca'ya gittin? Ilıca'ya gittim. Andon'a gittin yani. Andon'a gittim. Muhlama yedin mi? Oho. Ya helal olsun bak enişteye. Böyle çok Karadeniz'den evlenip de Rize'ye gitmeyen enişteler de var. Ama tebrik ediyorum o konuda. Şimdi burada bir Zeki diye bir Trakyalı enişte var. O da Karasu'dan evli. Daha bir Caneze'ye bir sefer gitti. Kaç senedir evli. Sen maşallah gidiyorsun. Şimdi Remzi abi, evlisin. Onu sorduk. Kaç çocuk var? Bir tane var şu anda. Bir tane var. Ne işle uğraşıyorsun? Onu da soralım size. Şu anda emekliyim. Çalışmıyorum. Bahçe işlerine uğraşıyoruz. Kayınpederimin bahçesi var ya. Evet. Cesur adamım, çalışıyorsun maşallah. Çay kurt çayı afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi değerli izleyiciler, şu anda yayın aldığımız değerli abimiz, Remzi abimizin kardeşi rahmetli oldu. Kadir Akgün. Çok değerli, muhterem bir değerli kardeşimizdi, abimizdi. Genç yaşta hastalığa kapıldı, beyin tümörü dolayısıyla 6 ay falan değil mi? Öleli yok yok. 6 ayda Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah yerin mekanını cennet etsin gerçekten. Dünya fanidir. Onunla da işte röportaj nasip olmadı, aslında yapacaktık. Biz de dedik ki Remzi abimizle alalım yani. Tabii ölüm var. Kimin ne olacağı belli değil. Ne hastalık çıkacak insanlar. Onun için insanlar, kişilerin sağlığında kıymetini bilmesi lazım. Tekrar Kadir abimize Allah'a rahmet, mekanı cennet olsun. Çok farklı kimseyle, gerçi Remzi abi de aynı yani. Bunlar üç kardeş, hepsi de birbirinden değerli. Tekrar Allah rahmet eylesin Kadir abimize. Çok güzel dostluklarımız kendisiyle vardı. Devamlı mekanımıza gelirdi. Hatta burada halk ekmek işine de ben onu oraya koydum yani. Evet. Koydum dedim, adam aramıyordu. Ben dedim ki sana dört dörtlük adam. İleriye tenezzül etmeyen insan. 10 kuruşu bile yemeyen bir kardeşimizdi. Zaten inancıyla, kişiliğiyle farklı bir kişiydi yani. Allah mekanını cennet etsin. Cenab-ı Allah da herkesi o şekilde yaşamaya nasip eylesin. Evet Remzi abi. İşte ne işle uğraşıyorsun? Onu şu anda çalışmıyoruz. Çalışmıyorsun. Kırtasiye mürtasiye var değil mi? Kiraya verdi. Yoruldum diyorsun he? Evet. İhtiyacın nasıl olsa Allah'a şükür. Bak, emeklilik var. Araba da var, bahçe var. Bahçeden uğraşıyoruz. Öyle yani, şimdi dediğin gibi de fazla da şey yapmamak lazım yani, çünkü
ibadetiyle olsun, çalışmasıyla hepsinin farklı farklı zamanlı, nizamlı, düzgün şekilde yapmak lazım. Bazı insanlarımız ne yapıyor? İbadeti bir taraf koyuyor. Dünyaya kalacağım gibi, ha babam çalışıyor, namaz yok, niyaz yok, hiç. Yani öyle yaşayan insanlarımız da var. Onun için namaz nedir? Farzdır. Farzdır, değil mi Önemiz abi? Yani namazını kılacaksın. Huzur, insanoğlu, Müslümanlığı yaşayan insan huzuru bulur, mutluluğu bulur, dünyadan tat alır. Anlıyor musun? Yani tabii. Ama Müslümanlığı yaşamayan kişi ne dünyada tat alabilir? Zaten ahiretinden de orasını Cenab-ı Allah bilir. Hadislerde her şey mevcuttur. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün derler. Allah bizleri hayırlı kullarından, iyi kullarından eylesin inşallah. Remzi abi, sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Yayın aracılığıyla sevdiklerine, kayınçolarına diyelim, arkadaşlarına. Dünyanın her yerinde bir sürü tanıdıklarım var. Bazıları birçoğu burada İstanbul'da. Hepsine selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler gönderiyorsun. Tabii. Evet. Hatuna bir şey diyor musun? Rize'ye selam. Tanıyanlara, tanımayanlara hepsine. Rize'ye de selam gönderiyorsun. Çok güzel. Yine gidersin inşallah. Tabii kısmet olursa. Rize her zaman daha değişiyor. Daha modernleşiyor yani. Tabii. 3 seneden beri gittiğimiz yok. Yani sadece Rize değil. Türkiye'nin her yeri. Tabii. Bu arada kamera çekimini Karadeniz'in yakışıklı adamı Mehmet Keşmir sağ olsun. Çekimleri gerçekleştiriyor. Onunla güzel katkılar oluyor. Tabii. Teşekkür ediyoruz kendisine. Remzi abi sana çok teşekkür ediyoruz. Enişteye yayını alıp da hediye vermemek olmaz. Değil mi? Enişte sana yaş kaç? 57. 57. Seni hastaneye gönderiyoruz. Tamam mı? 10 yaş gençleşiyorsun. Yani gençleşiyorsun dediğin zaman hiçbir ücret ödemiyorsun. Bizim logomuz var orada. Burada bir Erzurum'la abi gönderdik. Evde yenge tanımadı. Bir hafta dedi ben tatile gidiyorum. Bir hafta kadar evden kaybolacaksın yalnız. Diyeceksin böyle kendine. Erzurumlu abi yenge tanımadı. Eve bile almaya dedi. Hmm. Ama gel ki seni alır yani. Almasa bana söylersin ben derim ki bu hastaneye gönderdi gençleşti yani. Bir şey demez değil mi? Gençleşmene yenge bir şey demez yani. Yok ne diyecek? Tamam o zaman sorun yok. Şimdi Remzi abi sana bir dakika kelebek kravat verelim bunu. Harvel aksesuar bize hediye gönderdi. Harvel aksesuarı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bir de Kaplıca'ya gönderelim seni. Kaplıca'ya Afyon Termal Tesislerinde Hasan Koç, Koç gibi adam seni. Bir hafta tatile gidiyorsun oraya. Hatunla beraber tamam mı? Güzel böyle bir gençleş orada. Bu bütün pasını, kirini oraya dök oraya. Tamam mı? Tamam. Tertemiz gel oradan. Afyon güzel sucukları var orada. Afyon sucukları Afyon iyidir. Ya, o sucukları da almazdan gelme. Tamam. Bana diyor ki kendine yani. Evet. Değerli izleyiciler böyle kardeşlerimiz yayını alıyoruz. Bazen espri takılıyoruz tabii. Yani yayın amacı da odur. Biz herkesi seviyoruz. Maksat güzel bir sohbet olsun yani. Çok teşekkür ediyoruz. Kameraya bir yakışıklı el sallayalım yayına çıkıyoruz. Burada. Evet teşekkür ederim.